Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Lenovo'nun Legion serisi altında oyuncular için ürettiği ekipmanların detaylı bir şekilde inceliyorum. Bu setin içinde klavye, mouse, kulaklık ve kulak standı bile yer alıyor. O halde bu setin sunumuna gelin yakından bir göz atalım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. En başta şunu belirteyim set dedim ama bunların hepsini ayrı ayrı satın alıp kullanabilirsiniz. O halde bunu da belirttiğime göre incelemeye kulaklık ve kulak standından başlayalım. Şimdi Lenovo Legion H600 kablosuz bir oyun kulaklığı, oyuncu kulaklığı. Oyunlarda veya müzik çalarken kulaklığın ne kadar iyi ses çıkardığını da sevdim. Ayrıca kafaya oldukça rahat oturuyor ve kumaştan yapılmış sürücüler hem sizi daha az terletiyor hem de terlediğinizde deri olanlara kıyasla soyulmaya karşı daha az eğilimli yani daha az soyuluyor diyebiliriz. Kafa bandında veya menteşelerde herhangi bir zayıf nokta belirtisi yok. Hani bir test ettim ne kadar sağlam diye. Herhangi bir zayıf noktası yok gibi geldi bana. Kulaklık ayarlarken veya takıp çıkarırken asla gıcırdamadı. Bu da benim için her zaman iyi bir işaret arkadaşlar. Kulaklık kendi içine doğru katlanmıyor. Ancak sürücüler neredeyse 200 dereceye kadar dönebiliyor. Bu da kulaklığı dışarı veya içeri bakacak şekilde düz bir şekilde hatta yerleştirmenizi olanak tanıyor. Ancak şu var ki katlanamadığından bu kulaklıkla seyahat etmek biraz zor olabilir. Ya da bunlarla seyahat etmek istiyorsanız onlara uyan 3 üçüncü parti bir taşıma çantası almanız gerekiyor. H600 hem oyunlar hem de müzik için gerçekten iyi bir kulaklık dedim. Ortalar ve yüksekler arasında net bir ayrım var. Baslar gür değil ama yine de kendini belli ediyor ve öne çıkabiliyor. Yüksek ses seviyelerinde bile gerçekten fark edilir bir bozulma görmedim. Oyunlarda ise düşmanların ayak seslerini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Call of Duty Warzone veya Counter-Strike Go oynarken bu size avantaj sağlayabilir. Bu kulaklığı PlayStation 5 ile de kullanabilirsiniz. Alternatif olarak 3.5 mm kabloyla dual ses denetleyiciye kablo dolu bir kulaklık olarak da takabilirsiniz. H600'in ses düğmesi mikrofonla birlikte sol kulaklığın üzerinde. Teams ve Zoom aramaları için mikrofonu pek çok kez kullandım. Aramalarda karşı taraf sesimin gerçekten net olduğunu söylüyordu. Aslında bunun kendi kayıtlarımla da örtüştüğünü söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şu anki ses komple Lenovo Legion H600 ile kaydediliyor. Program olarak da Adobe Audition kullanıyorum. Daha önce de belirtmiştim yani bu e, kulaklığı birçok Teams görüşmesinde veya işte Zoom görüşmesinde kullandım. Gayet de sesimin iyi geldiğini söylemişlerdi. Bundan sonrası için de karar sizin. Sesin nasıl geliyor, iyi mi kötü mü alt tarafta durumlarla belirtirseniz sevinirim. O halde videoya devam edelim. H600 2.4 GHz kablosuz aparatta PC'nize bağlanıyor. Burada gerçekten etkileyici olan şey bu kulaklığın sunduğu menzil. Ses iletimi yaptığım testlerde masadan 10 metreden fazla uzaklaşmama rağmen kesintiye uğramadı ve bağlantı sorunu görmedim arkadaşlar. Şart. mikrofonu yukarıya kaldırdığınızda kulaklık otomatik olarak sessize geçiyor. Pil açısından burada %50 ses seviyesinde 20 saatlik oynatma süreniz var. USB kablosu veya S600 stand ile yaklaşık 2,5 saatte kulaklık tamamen şarj olabiliyor. Ben bu kulaklığı Lenovo'nun Legion S600 oyun istasyonuyla test ettim, Standıyla hatta. Kulaklığı kullanmadığınızda hem yerden tasarruf etmek hem de şarj etmek için buraya takabilirsiniz. S600 yerleşik olarak 10 wa kadar QI kablosuz şarj cihazı ile birlikte geliyor. Böylece telefonunuzu şarj etmek için de bu istasyonu kullanabilirsiniz. S600'ün kendi güç adaptörü de var yani prize takılı olması gerekiyor. Bu ek PC'nize bağlanmak için USB-C, farenizi ve klavyenizi bağlamak için de 2 adet de USB-A bağlantı noktaları mevcut. USB-A noktalarından veri transferi de yapabilirsiniz ama alacağınız hızlar ortalama 20 MB yazma ve 40 MB okuma olacak. Kafa bandındaki şarj noktaları geriye dönük olduğundan kulak her zaman o taraf sizden uzağa bakacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor standa. Bu biraz rahatsız edici gelebilir çünkü H600'ü kafanızdan çıkarıp onları şarj etmek adına standa koymak istediğinizde her seferinde çevirmeniz gerekiyor. Kullanmaya başlamak istediğinizde de tam tersi olacak. Hani bu dediğim gibi büyük bir sorun değil ama yine de kayda değer bir detay. Şimdiye kadar H600'ün iyi yanlarını söylesek de bazı eksi da var tabii ki de. En başta da yazılım geliyor. Ses ve mikrofon ayarlarını değiştirmenize izin veren veya size herhangi bir güç göstergesi ya da yönetim özelliği atayan hiçbir uygulama burada yok. Yani bir yazılımı yok. Her şey kutudan çıktığı gibi çalışıyor ve kişiselleştirme şansınız yok arkadaşlar. S600 ise şık görünüyor dedim ama son dönemde herkesin gözdesi olan RGB aydınlatmalara sahip değil. Aslında bu da biraz kişisel bir durum. Yani RGB sevmiyorsanız o zaman sizin için gayet şık bir cihaz olabilir bu da. Gelelim klavyeye. Oyun için üretilen ekipmanlar genellikle pahalı oldukları için sıkça eleştiri yağmuruna tutulur. Günümüzde bir oyun klavyesi almak istiyorsanız evet pahalı seçenekler olsa da çok fazla harcamak istemiyorsanız Lenovo'nun Legion K300 RGB klavyesi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. K300 RGB adından da anlaşılacağı üzere 5 bölgeli RGB aydınlatmaya ve programlanabilir tuşlara sahip bir klavye. Tasarım anlamında evet size biraz basit basit gelebilir ama işini iyi bir şekilde yapabiliyor. Mat siyah renkteki klavye yaklaşık 1 kilogram ağırlığında. Bu da aslında istenen ağırlığı size veriyor. Böylece siz onu kullanırken parmaklarınızın altından uçup kayıp gitmiyor. K300 RGB plastik malzemeden yapılmış. Bu nedenle dayanıklılık söz konusu olduğunda oldukça sağlam. Ara sıra oyuna sinirlenip klavye agresif davranmama rağmen sorun çıkartmadı bana. Bu ne ek? Anahtarlarda 20 milyon tıklamayla yeterince sağlam arkadaşlar. RGB'ler karanlıkta oynarken ortamı renklendirebiliyor. Tuş ışıkları 16.8 milyon renk sunuyor ve Legion yazılımına erişip bunları tercihinize göre ayarlayabilir özelleştirebilirsiniz. Klavyenin arkasındaki lastik ayaklar oyun oynarken klavyenin yerinde kalmasına, tutunmasına yardımcı oluyor. K5 sütun aksine buradaki kablo da örgülü değil. Normal bir plastikten yapılmış. Aynı zamanda bu kablo yerinden çıkmıyor. Cihaza sabit arkadaşlar. Tabi klavyenizi taşıma alışkanlığınız yoksa bu olumsuz bir özellik değil. Burada avuç içi dayanağı ve medya tuşları da yok. Bunları da belirteyim. Tasarım anlamında Lenovo göründüğü kadar iyi çalışan şık bir klavye üretmiş aslında burada. Bu aynı zamanda sessiz bir klavye. Bütün gün bilgisayar başına vakit geçiren biri olarak buradaki membran anahtarlardan oldukça memnun kaldım. Peki tasarımı bir kenara bırakırsak sunduğu performans nasıl? Buradaki oyun deneyimi gerçekten sağlamdı. Yani memnun ediciydi. Call of Duty Warzone veya Doom Eternal gibi oyunları hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz burada. K300 RGB dokunsal geri bildirimden hoşlanan oyuncular için gölgelenme önleyici de sunuyor. Buna ihtiyaç duyan oyunları oynuyorsanız 24 anahtara kadar anti gölgelenmeli hiçbir komutu kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Tıklama sesi ise dediğim gibi çok yüksek değil. Etrafınızdaki herkesin anahtarların gürültüsünden rahatsız olmayacağından emin olabilirsiniz. Lenovo Legion yazılımını kullanarak bu klavyeyi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Burada her tuşun ne yaptığını özelleştirebilir, programlayabilir, makroları kaydedebilir ve aydınlatmayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Özel oyun modu tuşunu yine burada özelleştirebiliyorsunuz. Sıradaki ekipmanımız ise Lenovo Legion M600. Gelişmiş bir fare bulmak söz konusu olduğunda zorlanabilirsiniz çünkü piyasada pek çok model var arkadaşlar hatta kablosuz bir fare istiyorsanız seçeneğiniz daha az. Lenovo Legion M600 ise kablosuz bir oyuncu faresi ve premium kalitede olduğunu hemen belli ediyor. Fareyi elinize alır almaz kendini belli eden bir kalitesi var. Burada gri renkte pürüzsüz bir plastik kullanılmış. Farenin her iki tarafında tutuşu sağlamlaştırmak adına kauçuklar var. Yanlardaki plastik aşınma ve yıpranmalara dayanacak kadar sağlam bu arada. Aynı zamanda yumuşaklar. Buradaki kauçuk kaplama aslında maksimum konfor için tasarlanmış. Dürüst olmak gerekirse normal Mat plastikten daha iyi hissettiriyor. Üzerindeki iki led de yapılandırılabiliyor bu arada farenin. Zaten bir arka tarafında var bir de hemen tekerleğin altında var. 107 gram ağırlığı onu kontrol ederken ağır hissettirmiyor. Yani elinizde ekstra bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Bu fare avuç içi ve pençe kullanımına ek hem sol hem de sağ elini kullananlar için uygun. Yani her iki elinizde de bu fareyi kullanabilirsiniz. Farenin tasarımı iyi hoş aynı zamanda ergonomik. Peki performansı nasıl? Neyse ki Legion M600 bu açıdan da etkileyici. Arada bir teklese de yatırım yaptığınıza pişman olmayacağınız bir fare diyebilirim. Çünkü burada 16.000 dpi kadar hassasiyet sunan Pixart 3335 optik sensör ve 8 adet programlanabilir düğmeye sahipsiniz. Bu sensör 1000 Hz'lik yoklama hızıyla eşleştirilmiş. Yani bu kablosuz bir çevre birim olsa da kablolu muadillerinin sunduğu izleme ve gecikme süreleriyle karşılaştırılabilir, yarışabilir. Bu fareyle Fortnite ya da GTA 5 oynuyor olun. Kullanımı gerçekten keyifli. Klas bir tasarım RGB ile boğulmadığından bunu ev dışında Ofiste de kullanabilirsiniz. Çünkü tasarımı onu oyun için olduğu kadar iş için de iyi bir seçim haline getiriyor. Anahtarlar hareket halindeyken bile harika olan sağlam bir tıklamayla sonuçlanıyor. Tuşların sesi de çok yüksek değil. MOBA tarzı çok oyunculu oyunlarda karakterinizi haritada yönlendirmek için sağ tuşuna tıklamak gerçekten hoş arkadaşlar. Sol düğme ise Sekiro'da düşmanlarınızın gardını aşındırırken kılık sallamalara güzel bir ağırlık hareket katıyor. Burada 16.000 DPI'de fazlasıyla yeterli Apex Legends'ta düşmanlarınıza karşı tek plak hareketiyle hedef alabilirsiniz. DPI konusunda cihaz kutudan çıktığı haliyle 400, 800, 1600 ve 3200'lik artışlara göre ayarlanmış. Bu yapabileceklerinin çok küçük bir kısmı ve çoğu oyuncunun isteyeceğinin çok çok altında. Ancak bunu ve çoğu şeyi yine Lenovo'nun yazılımıyla özelleştirebiliyorsunuz. Yandaki düğmeler de oldukça hassas, aynı zamanda dokunsal ve tatmin ediciler. Tüm bunlar yaklaşık 1 milisaniyelik yanıt hızına izin veren 2.4 GHz bağlantı ile birleştiğinde Legion M600'ün performanstan ödün vermediğini gösteriyor. Pil konusunda burada kablosu şarj ne yazık ki yok onu belirteyim. Öte yandan ışıklar kapalıyken 200 saatlik pil ömrü son derece iyi. Tabi RGB ışıkları kapatınca bu süre daha da düşecektir. Pilin %0'dan tamamen dolması yaklaşık 2.5 saat sürüyor. 10 dakikalık şarjda da 10 saatlik kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Kaydırma tekerleği de arzulandığı gibi ana düğmelerin aksine biraz içi boş ve hafif hissettirebiliyor. Ancak tıklama hala harika ve döndürmekte dikkat dağıtacak kadar gürültülü değil. Farenin performansını biraz daha arttırmak için Lenovo'nun Cloud adlı mousepad'ine de bakabilirsiniz. Bu mousepad hem daha uzun kullanım sürelerine dayanmaya hem de çalışırken elinize, bileğinize rahat bir yastıklama sağlamaya yardımcı olan kalın bir kumaştan yapılmış. Üst kısmındaki malzeme farenin kayması için mükemmel olan dokulu bir mikro dokuma kumaştan üretilmiş. Buradaki yüzey aynı zamanda suda tutmuyor. Alt kısımda ise pet hiçbir yere gitmesin diye kaydırmaz bir malzeme kullanılmış. Bu çok büyük bir mousepad de değil. Masanıza çok fazla yer kaplamıyor. Dediğim gibi Legion M600 ile uyumlu güvenilir bir fare altı istiyorsanız Lenovo klotada bir göz atabilirsiniz. Güzel bir seçim olabilir. O halde sonuca bağlayacak olursam Lenovo Legion H650 mm sürücüleri 2.4 GHz kablosuz bağlantı hızı ve 35 milisaniyenin altına gecikme süresiyle hem oyun hem de müzik için uygun bir kablosuz kulaklık. Bu kulaklığı kullanmak son derece rahattı. Kulaklığı takmak ve sürekli olarak şarj edilmesini sağlamak için Legion S600 oyun istasyonunu da satın alabilirsiniz. Çünkü bu da son derece kullanışlı. Aynı zamanda bu setle masanızdaki alandan da tasarruf edebilirsiniz. Lenovo Legion K300 RGB ise farklı oyun hileleri veya karmaşık yazılım özelleştirmeleriyle sizi bunaltmayan bir klavye olmuş. Sade bir oyun deneyimi sunuyor. Aynı zamanda sessizler ve RGB desteği de mevcut. Bu klavye oyun için dedim ama yazı yazarken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Anahtarlar yazı yazma hızınızı olumsuz etkilemiyor. Yani en azından ben böyle deneyimledim. Legion M600 ise kullanma zevkine sahip olduğum en güzel oyun farelerinden biriydi. İster oyun oynayın ister çalışın eşit ölçüde rahat ve tatmin edici bir performans sunuyor. Tabi şu da var. Bir MMO için çok sayıda makro programlamak istiyorsanız bunu burada alamıyorsanız. Yani M600 bunun için biçilmiş kaftan bir fare değil. Zaten bu kitleyi hedeflemek için de tasarlanmadı. Öte yandan kablosu olmasına rağmen kablolu rakipleri kadar duyarlı oldu. Bundan da emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince size Lenovo'nun oyuncu ekipmanlarını, Legion altındaki oyuncu ekipmanlarını anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.